Şimdi bize verilen açı 3 pi bölü 2 ile 2 pi arasında verilmiş. Yani derece olarak düşünürsek şu 270 derece, burası da 360 derece olur. Başka bir deyişle 4. bölgede bir açıymış bu. Birim çember çizersek bir tane. Şöyle çiziyorum. Şimdi açıları da yazalım. Şurası 0 derece, 90 derece, 180 derece, 270 derece. Bu taraf ise 360 derece. Bizim x açımız 270 ile 360 derece arasında, yani bölge olarak 4. bölgeye, şu an boyadığım bölgeye düşecek. Bu bölgedeki işaretleri yazacak olursak, işaretler artı eksi biçiminde olur. Ki birinciler kosinüsü, ikinciler sinüsü ifade ediyor. Kosinüslerimiz pozitif, sinüslerimiz negatif olur. Bizim aradığımız kosekant, şunu alıyorum. Kosekant x. Başka bir deyişle 1 bölü sinüs x'i arıyoruz. Dördüncü bölgede olduğu için sinüs ikinci bileşen, bunun sonucu negatif çıkacak. Negatif olarak hesaplayacağız. Şimdi biz öncelikle şu kotanjant ifadesinden başlayabiliriz. Tabii bu bölgede kotanjantlar negatif olur. Önünde de yazılmış eksi işareti. Ama biz bu eksiği hiç dikkate almadan bir dik üçgen çizerek hesaplama yoluna gidebiliriz. Şunu yapabiliriz. Bir tane dik üçgen çiziyorum. Şurası 90 derece. Buradaki açı x açısı. Bunun kotanjantı 3 bölü kök 7'ymiş. Eksiği dikkate almıyorum. Onu bölgeden bulacağız zaten. Kotanjantı 3 bölü kök 7. Yani komşu dikkenarı 3, karşı dikkenarı kök 7. Biz bunun hipotenüsüne k deyip Pisagor teoreminin k'yı hesaplayabiliriz. K'nın karesi eşittir 3'ün karesi artı kök 7'ydi diğeri. Kök 7'nin karesi, buradan k'nın karesi eşittir 9, kök 7'nin karesi 7, k'nın karesi 16, buradan da k sayısı 4 gelir. Demek ki şu uzunluk 4 birimmiş. Buraya yazıyorum. Şimdi gelelim sinüsüne. Eşittir diyorum. Bölgesi 4. bölge olduğu için sinüs kesinlikle negatif olacak. O yüzden eksiği yazıyorum şimdiden. Eksi 1 bölü. Üçgenden de sinüsü hesaplayacağız. X açısının sinüsü. Sinüs karşı dik kenar bölü hipotenüstü. Karşı dik kenar kök 7, hipotenüs 4. Yani kök 7 bölü 4 olur. Tabii 1 bölü biçiminde olduğu için onu ters çeviririz. Bu ifade eksi 4 bölü kök 7 olur. Paydada kök olmasını istemediğimiz için bunu kök 7 ile genişletmeliyiz. Şöyle kök 7 ile genişletebiliriz. Bu durumda bizim ifademiz 4 kök 7 bölü 7 olur.